Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere pembe kartların yani kısacası The Footies'in ne olduğu hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Dedim ki bu videoda bir 400 bini geçersek çok sevinirim. Çünkü 6000 aboneye yaklaştık. Artık OGX'e farkını göstermenin zamanı arkadaşlar. Eğer beni gerçekten seviyorsanız bu videoya bir motivasyon beğeninizi alırım arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi Footies'in ne olduğunu hemen arkadaşlar size çok seri bir şekilde anlatacağım. Bu arada arkadaşlar bu sıralar çok çok fazla sayıda canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınların bildirimi gelmiyorsa kusura bakmayın, yapabilecek hiçbir şeyim yok çünkü YouTube'la alakalı bir şey. O yüzden Facebook grubumuza katılarak her şeyden haberdar olabilirsiniz. Şimdi Footies'e geçeceğiz arkadaşlar. Footies bildiğiniz gibi pembe kartlar. Footies etkinliği arkadaşlar tamamen community'nin yani FIFA'yı oynayan yani bizlerin seçeceği bir olay. Ya tamamen bize bağlıyor oyunu. Yani oyunculara bağlamış olduğu bir sistem arkadaşlar. The Footies pembe kartlar çıkıyor. Hepinizin bildiği gibi bütün canlı yayında pembe kartlar çıktı. Ne olduğunu sordunuz. Bu videoda şimdi cevabını alacaksınız. Şu anda arkadaşlar ekranda görüyorsunuz bir sürü böyle kategori yapmış EA ve bunları arkadaşlar size kendiniz olarak kendiniz oylayabiliyorsunuz arkadaşlar bunu bir sitesinden. Ben de size zaten bu siteyi bırakacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi işte en iyi kaleci, en iyi savunmacı, en yetenekli, uzaktan en iyi gol atan, en iyi kafa vuran, Engine Room demiş mesela, işte One Man Club, hani hep kariyeri boyunca aynı kulüpte oynayanlar tarzı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir sürü kategorisi vardı Footies'in. Şimdi arkadaşlar ben size bunun tam olarak ne olduğunu açıklayacağım. Öncelikle arkadaşlar hepinizin bildiği gibi EA markette şu anda pembe renkli oyuncular var. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ekranda her daldan arkadaşlar 4 tane isim size sunmuş. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz herkesin şu anda pembe kartları var ve bu Footies arkadaşlar şu anda devam ediyor. 5 gün sonra açıklanacak. Şu anda internet sitesinden oylayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Footies için arkadaşlar şu anda burada görüyorsunuz kaç tane var? 3, 6, 9... 11, 44 tane arkadaşlar şu anda markette 44 tane pembe kartı olan oyuncu var ama şu anda arkadaşlar hepsinin istatistikleri aynı, herhangi bir istatistiksel değişiklik yok ama bu 5 günün sonunda sonuçlar açıklandıktan sonra diyelim ki arkadaşlar Two-Footed Master'da cross kazandı. Cross kazandı ya arkadaşlar, cross'un o pembe kartı eğer size varsa onun arkadaşlar statsleri artacak. Yani aynı kartta statsleri artacak ve sizin olmuş kar etmiş olacaksınız. O yüzden şu anda arkadaşlar cross'un fiyatı yaklaşık 83.000 falan. Haberiniz olsun, Footies'i kazandıktan sonra da o kartı upgrade olacak ve insanlar onu daha pahalıya satabilecek. Şimdi hemen size arkadaşlar markette göstermek istiyorum Toni Kroos'un pembe kartını. Siz de zaten görün, birazcık da kartın üzerinden arkadaşlar açıklayayım size. Tabii ki de bulabilirsek çünkü insanlar genelde satmıyor arkadaşlar ama ben şimdi sizler için marketten bulacağım ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bulduk. Şu anda arkadaşlar bu kart pembe ama tek farkı sadece pembe olması. Bütün özellikleri her şeye aynı. Ama arkadaşlar Footies'te mesela sonuçlar açıklandı ve diyelim Two-Footed Master'da cross kazandı. Bu kart arkadaşlar şu anda bu adamın elindeki bu kart kendi kendine istatistikleri artacak. Yani adam herhangi bir daha kart falan almayacak. Adamdaki bu kartın istatistikleri artacak ve cross'u arkadaşlar çok pahalı bir şekilde satabilecek arkadaşlar. Dediğim gibi Footies'in mantığı budur. EA'in tamamen o oyunu oynayan yani audience'ına karşı yapmış olduğu bir değişik bir etkinlik diyebiliriz. Tamamen marketi canlandırmak için yapıyorlar arkadaşlar. Mesela burada başka kim, bir tane daha örnek verelim. Mesela Most Improved arkadaşlar. Bu sene en iyi performans gösterenlerden. Diyelim Dele Alli var arkadaşlar. Dele Alli'ye hemen sizlerin önünde bakalım. Mesela burada arkadaşlar hemen şimdi mesela buradan Dele Alli'den örnek vermeyelim. Mesela Yunusovic'den arkadaşlar örnek verelim. Yunusovic, çünkü onun çok renkli kartı vardı. Şimdi Yunusovic'in bir tane renkli kartı var arkadaşlar. O yüzden örnek vermemiz daha kolay olacak. Hemen şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Mesela görüyorsunuz 79, yine 79 aynı. Eğer mesela arkadaşlar Engine Room Footies çekilişini de Yunusovic kazanırsa Yunusovic'in de istatistikleri artacak arkadaşlar ve Yunusovic'in de kartı bayağı pahalıya gidecek arkadaşlar. Kısacası Footies bu şekilde. O yüzden markette veya draftta çok fazla pembe renkli oyuncu çıkıp neden bu pembe demeyin arkadaşlar. Mesela Nani'nin de var arkadaşlar. Dün bize canlı yayında denk gelmişti. Tabii şimdi bulabilir miyiz bilmiyorum ama ya pembe kartların mantığı bu. Şu anda bütün herkesin istatistikleri
istatistikleri aynı. 5 gün sonra arkadaşlar kim kazanırsa onun istatistikleri yükselecek. Ama aynı kartta bir daha kart almanıza gerek kalmayacak. Sizdeki kartın istatistikleri yükselecek. EA yapacak bunu arkadaşlar. Ve siz de öyle satıp kar edebileceksiniz. Pembe kartların arkadaşlar özelliği budur. Nereden oynayabilirim diyorsanız EA'in arkadaşlar web kısmından da oynayabilirsiniz. Ve arkadaşlar bugün öğleden sonra bir tane coin kasma taktiği videosu gelecek. Hepiniz çok seviyorum bu videoda. Sizlerden bir 350-400 arası bir beğeni bekliyorum. Akşamki video kadar adamsınız ve bir sonraki coin kasma videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.